Bunu yaşayan ilk masum genç kızımız sen değilsin Eda. Korkarım ki son da olmayacaksın. Maalesef bir sürü suç çetesi var. Bu şekilde gençleri tuzağa çekip organize hareket eden, elleri ta nerelere kadar uzanan iş adamları mı dersin, ünlüler mi? Dışarıdan bakıldığında çok düzgün görünen bir sürü insan. Maalesef çok kirli bir yapı bu. Ama senin gibi cesaret, yürekli gençlerimiz sayesinde inşallah bunun önünü alacağız. Peki annemle babamın öğrenmemesini, fotoğrafları görmemesini sağlayabilir misiniz? Reşit olmadığın için mümkün değil. Ben dedesiyim Eda'nın, benim himayemde. Gerekirse annesiyle konuşacağım. Ben nefes alamıyorum. Bir çıkmam lazım. Evet, tamam. Sen dur. Bacım. Ben de benim büyük günah ne biliyor musun yenge? Benim gibi iğrenç bir yaratığı dünyaya getirmek. Başka hiçbir günah yok onun. Tertemiz bir kadın o. Ve ben ona bunları yaşatacağım. Tamam. Eda bak, sakın böyle düşünme. Biz şu an senin nasıl yanındaysak, nasıl seni anlıyorsak, annen de öyle anlayacak seni. Kıyabilir mi hiç sana? Sen onun bir tanecik, bu hayatta en değer verdiği varlıksın. Sen böyle kendini hırpalarsan en çok o üzülür, en çok o kahrolur. Bak gör, en çok annen saracak yaranı. Çünkü annelik böyle bir şey. Sen çok cesur bir kızsın. Annen seninle gurur duyacak. Ben olsam öyle yapardım. Kendini iyi hissediyorsan devam edelim mi Eda? Bir tanık daha olduğundan söz etmiştin. Sanırım kuzenindi. Onun adına da şikayetçi olacağız. Yolda şimdi. Gelir birazdan. Atilla Nurgül. Hatırladığın, başka ismini verebileceğin birileri var mı Eda? Acele etme. Sakince düşün. Bir tane daha adam vardı. Beni yemeğe yollamışlardı. Ama adını hatırlayamıyorum. Yani bilmiyorum. Yaşça büyüktü ama. Restoranın adını biliyorum. Benim bir havaya çıkmam lazım. İyi misin sen? Dinledikçe ben. Evet, çok zor. Sen bir de bana sor. Şu zamanda anne baba olmak. Böyle bir dünyada hele. Böyle bir şey başa gelince.
İnsan katil olmadan. Oğuz. Gamze. Gamze sabah doldu, bu sana ne oluyor? Nedir'i mi üşüttün sen? Ah. Ben... grip oluyorum herhalde. Ya da zehirlendim, bilmiyorum. Hay Allah. Eve git demiştim ben sana. Nasıl yapacağız şimdi? Neyse neyse, dayanırım. Şu iş bir bitsin de öyle çıkarız. Hadi sen gir içeri. Ben bir lavaboya ineyim. Ben de sana gir. Yok yok. Eda'yı yalnız bırakma. Sen git, ben giderim. Nilüfer, neredesin? İyi misin? İyiyim. Eda'yla beraberim. Dedem de burada. Ya öldüm meraktan Nilüfer ya. Ben sana evden çıkma demedim mi? Dön hemen eve. Eve dön hemen. Olmaz. Olmaz. Savcılıktayız. Eda ifade veriyor şu anda. Onu yalnız bırakamam. Ya Eda'nın başı derde girdiği gibi senin de girerse. Sana da bulaşırsa bunlar. Bak öldüreceksin beni Nilüfer. Ben sana eve dön dedim. Hemen eve dönüyorsun Nilüfer. Bak belli ki bu adamlar fuhuş çetesi falanlar. Normal tipler değiller. Nilüfer! Nilüfer! Fuhuş çetesi mi? Başta bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım aslında. Çekimdeki fotoğrafçı bana dokunmaya çalıştığında... İyi ama Atilla beni korumuştu. Sinirlenip saldırmıştı. Tabii ben daha da güvendim. Bu da taktiklerinden biri. Muhtemelen tezgah. Sonra da zaten Atilla bana ilaç içirdi. Fotoğraflar da burada. Telefonuma da yollamış. Unutmayayım diye. Nerede kızım? Kahir bir dur. Ne oldu? Ne yaptılar ona? Ha? Ne yaptılar? Burada değil mi? Bırak. Bir dur. Bırak. Gitme bir yere. Bir dakika beni bir dinle. Bir konuşalım. Ya bırak. Ne konuşacağız ya? Sen kimsin? O benim kızım. Babasıyım ya ben onun. Bırak öğreneceğim. Dur, bir dur. Ya çıkın. Tahir ne olur. Kız zaten bak çok üzgün. Çok korkuyor. Ne olur Tahir. Ya neden korkuyor? Neyden üzülüyor? Çekil diyorum. Bıraksana be. Babamın bu fotoğrafları görmemesi lazım. Yalvarırım, ne olur yardım edin, görmemeli. O odada tam olarak ne oldu Eda, hatırlıyor musun? Hayır. Bana orada ne yaptılar bilmiyorum. Elimde sadece bu fotoğraflar var. Eda.